Yuvalamayı yaptık. Ara sıcakta enginarı yaptım. Evet. Taratoru yaptım. Birbirine katmadım ama daha. Patlıcan kebabımız tamam. Pilavımız tamam. Tatlınız pudingini döktük. Salatamız tamam. Enginar pişiyor. Bir enginar. Yoğurt kesilecek diye de uğraşıyorum. Ver. Kadir sen de oturmuş et didikliyorsun. Sabahtan beri ben karıştırdım onu. İndim eti didiklemeye çorbanın içi. Hiç oturmayayım ben ya. Ben insan değilim ya. Ne çalışması? Bir yandan didikleyip bir yandan da yutuyorsun etleri. Ben içini sıyırdım kendime. Kemikleri de bile yiyorsun. Ama kemik suyu lezzetli. İliklerini alıyorum. Bak bunun içindeki etleri kim didikleri? Ben. Elcağızlarımla yana yana. Ağzının tadını bilen insan kemikli et yer. Ne durumda? Az kalmış. Koş 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 koş. Pilav pişiyor, sofrayı kursan mı artık? Son yarım saat. Bir salatamı bir sudan geda geçireyim. Bence onu geçirirsin. Kurban olayım sofrayı kur. Bak kaşığı çatalı unutacak konuşacaklar. Yok yok. Haydi ablam. Ama şeker olan. Yandım şeker olan. Tarator tarator. Son yarım saat kaldı. Tarator. Ya onu zaten yoğurdu hazır en son da dökersin. Dert değil. Tamam. Sen onu salata da hazır. Salata da hazırsa koş sofraya koş. Bunu böyle sürekli karıştıracak mıyız? Kaynadı mı? Kaynıyor. Kaynadı, evet şükürler olsun. Köftemiz buluşuyor yoğurdundan birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Daha karıştırmama gerek yok değil mi? Ben masayı hazırlamaya gidiyorum. Bırakıyorum onu. Pilavlarla şey sende. Pilavıma baksana zahmet. Tamam. Haydi efendim son dakikalar. Heyecanlıyız, hızlıyız. Birazdan final var. Haydi buyurun bakalım. Ağzım içine gir. Çöpe mi gitsin? Baba öldürüyor bu adamı ya. Kanka sen harikalar yaratmışsın. Yıkılıyor abi mutfak. Aa ne oldu yandı mı yoksa? 1,5 saat oldu pişer bence. Yanmaz. Üstü kızaracak mı biraz? Tabii üstünü açıp kızaracağım. Üstünü açalım mı? Açacağız. Az da üstü açık yaparsın. Sunumu da çok güzel bakar mısınız? Bu biraz da böyle 20 dakikada böyle pişerse süper tamam. Bir kebap olacak. Şimdi çorba tamam. Tamam. Pilav tamam. Tamam. Enginar pişecek dakikamız enginar var. Enginar azıcık biraz daha pişmek tamam. Onu bırakırız. Var. Sumaklı soğanımız tamam. O da salata tamam. Salata tarator tamam. Çok şükür. Ve kaç dakika kaldı? Nesrin Hanım bu menüyü tamı tamına 1 saat 37 dakikada bitirdi. Teşekkür ederim. Kolay sağlık. Enginarlarımız pişsin. Dakikamız var zaten. Biz üstümüzü değiştirelim. Muhteşem bir şekilde enerjik olaraktan soframızda olacağız. Sakın kaçırmayın. O zaman büyük bir törenle çıkıyoruz. Masamda göreceksiniz. Masamda. Süper. 10 numara 5 yıldız masa. Hadi kalk bir de ablam kalk. Hilal'de görüşmek dileğiyle. Geç abla. Dur enginara bakayım. Yavaş sıcak. Dur. Evet o da gayet güzel. Gayet güzel. Bunun altını kapatayım. Dur kız sofraya da bir bakayım bir saniye. Dur altını kapatayım. Kapat. Bu da bitti. Yavaş tamam o da dinlensin. Oo. Aa! Prensesim dün 26 Temmuz evlilik yıl dönümüzdü. Evlilik yıl dönümünü kutlar. Güne denk getirdim. İkisini bir arada kutlayalım diye. Böyle üzünlü bir günde. Sen gönüller mi sultanasın? Gönüller mi birincisin ama inşallah ikisi birden olur. Vallahi sabahki o manzaradan sonra bu çiçek yetmez. Yık o karıştırmamalı. Bırak Türkiye'yi ver sen yetmez. O benim gönlümün sultanıdır. Her zaman bakalım başımı beni görünce de izleyince de düşüneceklerin ne olacak acaba? Demek ki abi dün bilerek kutlamadı. Bugün tüm Türkiye'yi görsün diye. Ne fenasın sen. İkisini bir arada kutlayalım. Bir de dün bir heyecan vardı. Birinci olma heyecanıyla dedim fazla kafasını yormayayım, yemeğe odaklansın. İkisini dün beraber kurtarırız. Bak sen dedim. Böyle düşündün, o da sabah diyor ki... Dün maalesef ki hiçbir şey almadan geldi buraya. Yok yok, gördün o biliyor, mi? O biliyor. 26 senedir benim. Gönlümün sultanı ona artık. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Neler kerefiştir. İnşallah bir 26-30 seneler daha devam eder. İnşallah. Allah ağız tadının oturmayı nefsini istedim. Amin inşallah. Size çok önemli bir sorum var. Mutlu evliliğin sırrı nedir Kadir'e söyler misiniz? He onun formülüne bir kağıda yaz ben onu yapayım. Karıyı her zaman İçişleri Bakanı'nın dediğine evet diyeceksin. Başka sırrı yok. Salla baş olmazsa mutlu olamıyorsun. O ne derse onaylamak zorundasın. Acaba böyle dediği gibi mutluluğun yolu ondan gider. Acaba böyle mi? Ben ne zaman böyle gidek desem bu böyle gidiyor ama neyse. Bence sessiz bir eş bulman lazım. Ne kadar... Ne yapsa neyse susurmak edecek. Ben anladığım kadarıyla her türlü evlilik bir şey kardeşim, oluyor. Sen ne kadar da anlasan ona evetti. Sen yine kendi bildiğin yok. Onun ama da gönlünü kırma. Onun da gönlünü kırma. Tamam hayatım prensesim tamam dersin. Olay biter ama hadi sen bildiğin o. Hocam bildiğin o konuşmuş. 2, 2, 4. Neyse ki güzel bir evliliğiniz var. Hamdolsun. Teşekkür ederim. Peki son soru.
eşiniz bu menüyle, bu masayla birinci olur mu? O yıllardan beri gönlümün birincisi. Hayır kardeş, o benim gönlümün birincisi olur. Olmasa da olur ama kaçırmaz. Peki ben siz gönlünüzün birincisine kaç bin TL veriyorsunuz? Biz 20.000 TL veriyoruz da. Ben hayatımı vermişim ya. Ya. Ben 20 TL'ne karşılık. Ben hayatımı vermiş. Yani işte cevap. İşte cevap. Yani birinci olacağına eminim. Hadi bakalım inşallah. Her şey hayırlısı. Hakkımıza ne hayırlısıysa olsun. Tabii ki arkadaşlar. Tabii ki kazanmak isterim. Arkadaşların ama vereceği puanlar artık Kadir Bey'in vereceği puanlar da artı olarak ediyor. Ama tabii ki benim gönlümde birincilik yatar ama sen şöyle olur, hanımlara doğru git, onlarla tamam, bir konuş. Tamam, ki benim hanım birinci olsun inşallah da güzel puanları da ediyor. Hadi biz de üstümüzü değişmeye gidelim. Haydi. Evet, güzel küçük bir romantik şovdan sonra masada görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.